Uğur Bey buyurun, meslek büyüğümüz. Estağfurullah. Efendim bir defa seçim kampanyanız boyunca size gönülden destek verdik. Ben şahsen verdiğim bu destekten dolayı asla pişman değilim. Çok çalıştınız, çok gayret sergilediniz. Toplumu kucaklaştırmak için, birleştirip bütünleştirmek için elinizden gelen tüm gayretleri sergilediniz. Ancak seçim gecesi, son seçim gecesi ekrana çıkıp seçimi yenilgiyle tamamladığınızı ama yenilginin kaybetmek anlamına gelmediğini ve bu yenilginin nedenlerini izah ederek Türkiye'ye güçlendirilmiş parlamenter sistemi yani gerçek demokrasiyi getirme sözünü veren bir lider olarak Batı'daki mevkidaşlarınız gibi o akşam evet böyle oldu ama ben tüm sorumluluğu üzerime alıp istifa ediyorum diyebilirdiniz ve böylece bir ilki Türk siyaset tarihinde başlatabilirdiniz. Evet. Gerçi partinizin dinamikleri sizin istifanıza hiçbir zaman geçit vermezdi. Diyebilirlerdi ki efendim kurultay var, kurultaya kadar parti sahipsiz kalmasın. Böylece siz bir güç tazelemesi de yaparak konumunuza devam edebilirdiniz. Ancak hem o gece böyle bir davranışı sergilemediniz ki bence size yakışan o olurdu. Ayrıca 12 gün boyunca size gönülden destek veren ve kazanacağınızı ümit ederek tüm çabalarını sergileyen yurttaşlarımızı, seçmenleri bir iki meslektaşımızla kısa görüşmelerin dışında adeta cami avlusuna terk edilmiş kimsesiz çocuklar gibi yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız efendim? Şöyle başlayalım. Bir, sordunuz. Bir pişmanlık duyuyor musunuz diye. Bugüne kadar yaptığım çalışmalar, ki bunu özveriyle yaptığıma inanan birisiyim, bunlardan herhangi bir pişmanlık duymuyorum. İki, Türk siyasetinde önemli bir aşamayı kaydettik. Demokrasiye taraftar olanlar, demokrasiyi savunanları Cumhuriyet Halk Partisi bir araya getirdi. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir. Ama bunlar konuşulmuyor, unutuldu bunlar. Oysa bunların konuşulması lazım. Üç, iktidar olduğumuzda neler yapacağımız konusunda oturup bir yıl çalıştık ve bir bu tabakat metni hazırladık. Hayatın her alanı, ekonominin her alanı, sosyal yaşamın her alanı ile ilgili neleri yapacağımızı ortaya koyduk. Yeteri kadar anlattık mı? Tartışılabilir. Ve öyle bir noktaya geldi ki toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Her kesimiyle. Yani apartman görevlisinden tutun sanayicisine kadar. Her şeyi anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla sosyal kimlikler üzerinden de giderek toplumun her kesimini kucaklamaya çalıştık. Bunu yaptık mı? Yaptık. Ha yeteri kadar oldu mu olmadı mı bu tartışılabilir. Ama önemli adımlar attığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil. Yani neredeyse bütün anket firmaları ki kazanacağımızı söylüyordu. Biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanlara çıktık. Mitinglerimizi yaptık. 3 mitingimizi bütün adaylar beraber, onun dışında her bir genel başkan, büyükşehir belediye başkanları değişik yerlerde mitingler yaptılar ve toplumun her kesimini kucaklamaya özen gösterdik. Doğru. Medya da buna inandı. Yani sizler de inandınız. Dediniz ki artık yani Türkiye'de bir değişim var ve bu değişim sonucu ortaya çıkacak diye. Ama beklediğimiz olmadı. Siz beklediğimizin olmamasının elbette doğal olarak bizim üzerimizde bir üzüntüye yol açtığını herhalde kabul edersiniz. Biz de insanız sonuçta. Yani emek harcadınız, çaba harcadınız, belli bir yere geldiniz. Üzüldük bundan. Üzüldük ama yine de ben o akşam konuştum. O akşam 6 lider bir araya geldi. O akşam bir toplantı yaptık. Daha sonra da bir toplantı yaptık. Ve yine bu salonda yaptım basın toplantısı. Bu salonda da yine
basın mensuplarına seslendim, düşüncelerimi ifade ettim. Arkasından doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir sefer çok iyi tanımak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi bir lider partisi de değil. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Kuvayi Milliye'ye uzanan, demokrasi konusunda, ülkenin bağımsızlığı konusunda büyük mücadeleler veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi liderlerinin tarihte görülür, bakıldığı zaman görülür. En zor sınavları veren genel başkanlardır. Suikastler yapılmıştır, linç girişimleri yapılmıştır. Pek çok olaylar CHP genel başkanları bu olumsuz olaylarla karşılaşmışlardır. Ama asla ve asla geri adım atmamışlardır. O akşam oturduk, konuştuk. Yani hem liderlerle hem de biz kendi partili kurmay arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. Nasıl bir yol yöntemi izleyelim diye. Önce arkadaşlarımız, yani parti meclisimizi topladık, MYK'mızı topladık, milletvekillerimizi topladık, grubumuzla beraber her bir arkadaşımız parti meclisinde oturdu, bütün ayrıntılarıyla masaya oturduk ve çalıştık. Meclis grubumuzu topladık, meclis grubumuzla oturduk, durumu değerlendirdik. Milletvekilleri, çünkü gerçekten de kimsenin hakkını yemek istemem, geçen dönem seçilmeyen milletvekilleri dahil, yani listelerde yer almayan milletvekilleri dahil, sonra listelerde yer alan milletvekilleri olağanüstü çaba harcadılar. Her birimiz nerede bir sandık, nerede bir boşluk varsa oralara arkadaşlarımız bir şekliyle gittiler. Sonunda oturduk, şu karara vardık. Yani evet, toplumda bir talep var. Ne yapmamız gerekir? Hukuk kuralları içinde ne yapacağız? Kurultayımızı toplayacağız. Eleştirileri aldık, eleştirilere baktık, eleştirileri değerlendirdik, kurultay kararını aldık. Dolayısıyla kurultayın gereği neyse önünü açtık ve yetkiyi tümüyle yine partilerimize bıraktık, parti üyelerimize bıraktık. Bu çerçevede bir yol yöntem çizdik. Yerel seçimlerden önce mi yoksa sonra mı efendim? Kurultay. Kurultayınız. Kurultay önce. 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 Genel önce. Başkanın da seçileceği büyük kongre, o da mı yerel seçimlerden önce? Benim düşüncem yerel seçimlerden önce bunun olması ve bitmesi. Yani genel başkanın önce, bir an önce. Evet, yani bakın İsmail Bey, eğer siz genel başkan olarak bir seçime girdiniz, bir sefer bu seçimi, şunu da altını özenle çizmek isterim. Bu seçim sıradan bir seçim değildi. Yani batılı ülkeleri de, yani Almanya, Fransa, Norveç, İsveç, Kanada, Belçika, Güney Kore, buralarda yapılan seçimler gibi bir seçim değildi bu seçim. Bu seçim Türkiye için bir kader seçimiydi, bunu kabul edelim. Bu seçim demokrasi ya olacak ya da otoriter bir yönetim olacak. Ama bu toplumun en az yarısı, yani 25 milyon kişi demokrasiden yana oy kullandı. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihi için son derece değerli bir sonuçtur. Dolayısıyla bunu evet kazanamadık, bunu gayet iyi biliyorum, ama bu bizim umutsuz olmamamızı sağladı. Temel nedeni de şu: birinci ve ikinci tur seçimlerde, ikinci turda eğer 40-60 dengesi olsaydı, o zaman gerçek anlamda bu Türkiye için gerçekten son derece, sonu felaket olan bir seçim olurdu. Ama öyle olmadı bakın. 2 puanlık bir fark var. Bu 2 puan Türkiye'nin geleceği açısından, bu ülkenin insanları, evet bir kader seçimiydi ama biz demokrasiden yana oy aldık. Onu da analiz ettik. Affedersiniz. Özür dilerim. Az önceki soruya dönebilir miyim? Efendim? Az önceki soruya dönebilir miyim izninizle, müsaadenizle? Yani genel başkanın da belirleneceği kongre yerel seçimden önce olacak ve siz aday olacak mısınız? Ona da geleceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları için adaylık çok önemli değildir. Bizim birinci önceliğimiz ülkemizdir. İkinci önceliğimiz partimizdir. Üçüncü önceliğimiz ise ondan sonra gelirse genel başkanlık gelir. Genel başkanlık bizde çok önemli bir kurum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde genel başkanlık üçüncü sırada yer alır. Biz olaya böyle bakarız. Parti de böyle bakar. Bizim için kural budur. Şuna gelelim. Acaba biz nerede kaybettik? Bu sorunun da yanıtlanması lazım. Bunun da iyi analiz edilmesi lazım. Biz bunu da araştırdık. Çünkü toplumun önüne çıkarken en azından verilere hakim olmak gerekiyor. Seçime bakmak gerekiyor. Milletvekillerimizi dinlemek gerekiyor. Bugün biliyor musunuz neden kaybettiniz? Evet, onu açıklayacağım evet. Şimdi. Bakın,
1, 2, 3 numaralı sandık konulan yerler. Yani köy, kasaba veya belde. Buralarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy 3.580.115. Erdoğan'ın aldığı oy 6.100.355. 3 milyon, 6 milyon. 1, 2 ve 3 numaralı sandıklar. Yani en fazla bir sandık koyuyorsunuz, seçim sandığı veya 2 veya 3. Burada alınan oy bu. Peki 3 ve üstü sandığı olan, yani şehir merkezleri, ilçelerde olanlarda Kılıçdaroğlu'nun aldığı %51, Erdoğan aldığı %49. Bu şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi kırsalda ya da bir sandık konulan yerde, iki sandık konulan yerde veya üç sandık konulan yerlerde gerekli etkiyi yeteri kadar gösteremediğini gösteriyor bize. Etki derken siyaseten bir etkiden mi, sandık korumaktan mı bahsediyorsunuz? Efendim? Siyaseten bir etkiden mi bahsediyorsunuz yoksa sandıkları koruyamamaktan mı bahsediyorsunuz? Hayır, seçmeni sandıkları etkilemek, koruyamaktan değil. Seçmeni etkilemek açısından seçmeni mı söylüyorsunuz? Seçmeni etkilemek. Sandıkları evet. Korumaktan yana... O soru gelirse onun da yanıtını verin. Kırsal oyunu alamadınız. Onun da yanıtını verin. Burada evet. Beklediğimiz oyu alamadık. Dolayısıyla bizim 3 milyon fark 1, 2 ve 3 numaralı, yani bir sandık veya iki sandık veya üç seçim sandığının konduğu yerlerden büyük ölçüde kaynaklanıyor. Aradaki fark 3 milyon. Normalde bu kadar fark yok ama 3 milyonluk bir farkın buradan ortaya çıktığı gerçeği var önümüzde. Bu şunu gösteriyor bize. Enerjinin en azından bir bölümünü buraya harcayabilirdik. Buralara daha fazla gidilebilirdi. Ama bu zaman acaba kent merkezlerini, büyük merkezleri ihmal gibi bir sonuç çıkar mıydı, çıkmaz mıydı? Bunun üzerinde de durmak ve düşünmek lazım. Bu şunu gösteriyor. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış insanlar. Kentlerde. Kent kültürünü bilen, kenti yaşayan, ekonomiyi kendi yaşamının bir parçası olarak gören, komşuluk ilişkileri, özgürlük, medya özgürlüğü, gazeteyi, televizyonu okuyan, tartışan, konuşan, kentli dediğimiz, sosyolojik olarak kentli dediğimiz kitle %51 oranda Kılıçdaroğlu demiş. Rakam bu. Şimdi gelelim bir başka soruya. Bu başarılı mıdır, başarısızlık mıdır? Şunun altını özenle çizmek isterim. Bir sefer ortaya çıkan tabloyu böyle ağır bir yenilgi tablosu olarak görmek o asla ve asla benim kabul edeceğim bir şey değil. Sizin de kabul etmenizi doğru bulmam. Evet, bir kazanamadık, doğrudur. Ama bunu ağır bir yenilgi olarak kamuoyunun önüne koymak... Hayır, ben soruyu sorarken zaten yenilmek her zaman kaybetmek anlamına gelmez. Dedim. Doğrudur. Yani ama gidersiniz. Sizin söylediğinizden sonuç. Benim kafamda bir soru işareti tabii. Oluştu. Mesela dediniz ki bazı yerlere ulaşamamışız, gidememişiz. Şimdi 6 siyasi parti bir araya gelip Türkiye'nin hala bir yerlerine gidememek mümkün mü, onlara ulaşamamak? Bir de Türkiye'nin sizin parti meclisi üyeniz Sayın Gökhan Günaydın, evet. 17 bin civarında özellikle ilk tur seçimde bilişim sisteminin iyi çalıştığını ama seçim sonuçlarına etki yapabilecek sayıda sandıkta görevli bulundurulmadığını yok. Öne sürdü. Ona da geleceğim. Aynı iddia 2018 seçimlerinde Sayın Muharrem İnce tarafından da dile getirilmiş, evet. Ve 10 bin civarında sandığa yetkili gönderilemediği. Tabii ama konuları hep söylemişti. Atladık. Tamam. Hepsine lütfen. Cevap vereceğim. Tamam. Hepsine bakın. Tamam efendim. Buradan bizi dinleyenlere de ben özellikle selamlarımı, saygılarımı sunmak istiyorum. Lütfen önlerine çaylarını alsınlar, çaylarını yudumlasınlar. Beni sizler soru soracaksınız. Ben de büyük bir dikkatle, özenle her vatandaşımın sorusunu yanıtlamaya özen göstereceğim. Eksiğim olabilir, bakın. Ama samimiyetimden hiçbir vatandaşımın endişe duymasını istemem. Eksiğimiz varsa eksi. Artımız varsa artı, bu kadar açık ve net. Çünkü siyaseti siz ya şu topu nasıl çevireyim falan derseniz bu doğru olmaz. Vatandaş bilir yani kimin doğru söyleyip söylemediğini. O nedenle hep doğrulardan yana oldum. Doğruları her yerde, her ortamda savundum. Şimdi de aynı şeyleri söyleyeceğim. O konuda kimsenin endişesi olmasın. Şimdi bazı yerlere doğru, yani diyelim ki bir örnek daha vereyim size. Mesela sıfır oy çıkan sandıkları da çıkardık. Birinci turda Kılıçdaroğlu için sıfır oy çıkan 382 sandık var Türkiye genelinde.
Erdoğan için çıkan 158 oy. 158 sandıkta Erdoğan için sıfır oy çıkmış. İkinci turda Kılıçdaroğlu için 382'den 286'ya düşüyor. Erdoğan için 158'den 70'e düşüyor. Yani 70 sandıkta sıfır oy, bana da 286 sandıkta sıfır oy çıkıyor. Şimdi şunun bir sefer altını özellikle çizmek isterim. Bu seçime Cumhuriyet Halk Partisi kadar hazırlık yapan ikinci bir partiyi bulamazsınız. Bir daha söyleyeyim. Bu seçime sandık açısından söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kadar hazırlık yapan ikinci bir partiyi bulamazsınız. Beraber ittifak her yerde yaptığınız partileri de bunun içine katıyor musunuz? Efendim? Beraber ittifak yaptığınız elbette, partileri de bunun içine katarak tabii, mı söylüyorsunuz? Elbette yani onlar da çalıştılar. Onların da var ama başat rol oynayan bizdik. Yani biz çünkü 1,5 yıl buna hazırlandık. 1,5 yıl. Gidecek kişinin eğitimi vesaire falan filan bütün bunların hepsini yaptık. Bakın tutanaklar da geldi. Biz o konuda da elimize sıcak veriler var. İlk turda yani ilk seçimde bazı sorunlar çıktı. Doğru bazı sorunlar çıktı. Bilgisayar sisteminde birden fazla model vardı. Modeller arasında bir uyumsuzluk çıktı ortaya. Ama bu tutanakların alınmadığı anlamına gelmiyor. Onların yüklenmesi lazım bilgisayar. Yüklenmede bazı sorunlarımız çıktı. Yoksa tutanaklar var bizde. Bu ikinci turda da yine tutanakların tamamı bir şekilde elimize geçti. Yani şunu söylemek isterim. Geçen seçimlerde biz Şanlıurfa'nın bazı ilçelerine giremedik. Yani bırakın sandığa gitmeyi. İlçeye giremedik. İlçeye. Şimdi biz sıfır oy çıktı mı? Biz oraya milletvekili arkadaşımızı göre, özellikle burada görünüyor. Ve milletvekili arkadaşlarımız darp edildi. Yani biz bu kadar her şeyi göze alarak arkadaşlarımızı görevlendirdik. Peki darp edilen milletvekili ne yapıyordu? Bu ülkeye demokrasi gelsin diyordu. Darp edenin ayağında ayakkabı yoktu. Onun hakkını savunan insana o insan saldırıyordu. Bu trajik durum acaba medyada ne kadar gündeme geldi? Bu trajik durum medyada acaba ne kadar eleştirildi? O kişinin hakkını savunmak için oraya giden milletvekiline benim hakkımı neden savunuyorsun? Ben köleliğe razıyım, ben yalın ayak gezmeye razıyım diye ona saldırıyor. Bu trajik tablonun aslında Türkiye'nin önüne konması lazım. Türkiye'nin geldiği noktalardan birisi de bu. Bu Şanlıurfa'da yaşadığımız bir olay. Benzer olay Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde de yaşandı. Oraya da milletvekillerimizi görevlendirdik. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdik ki bir sorunla karşılaştıklarında güvenlik güçleri en azından orada olsunlar diye. Orada da bazı sıkıntılar çıktı. Tamam, bize oy vermiyorlar olabilir ama biz kaç kişinin gelip sandıkta oy kullandığını bilmek zorundayız. Tamamı mı geldi yoksa bir kısmı mı geldi? Çünkü oraya oturup hepsinin altına mühür basacaklardı. Buna da engel olmaya çalıştı. Ha şu var. Efendim %100 her şeyi mükemmel bir şekilde yaptınız. Hayır arkadaşlar yani kalkıp da doğruları söyleyeceğiz. Ha sandıkta olup da tutanağa bize gelmeyen çok sınırlı sayıda tutanaklar var. Bunlar da zaten genel seçim bırakın. O ilin seçim sonuçlarını bile hatta o ilçenin seçim sonuçlarını bile değiştirmiyor. Şimdi bir şey daha yap. Bakın geçen seçimlerden bu seçime bir farkımız daha. Geçen seçimlerde ben şunu gayet iyi hatırlıyorum. 10 bine yakın partinin görevlendirdiği kişiler sandığa gitmemişti. 10 binin partiyle ilişkisini kestik ve hepsini partiden ihraç ettik. Niye? Ama ihraç etmeden önce şunu yaptık. Olur ya o gün bir hastası çıkmıştır veya bir cenaze olmuştur. Önce onu sorduk. Var mı böyle bir şey? Yoksa hepsinin partiyle ilişkilerini kestik. Başka bir şey daha ifade edeyim. Gerçekten de bizim gözlemciler yani müşahitler dediğimiz arkadaşlar yani bunlara hem gözlemcilere hem milletvekillerimize hem parti yetkililerine sandık başında durup büyük bir fedakarlıkla ıslak imzalı tutanakları alan bize görevlendiren bize gönderen arkadaşlarımıza gerçekten yürekten teşekkür ederim. Onlar çok büyük fedakarlık yaptılar. Yani biz burada genel merkezdeyken onlar sandık başında ve tehditler altında bazen görevlerini özenle yapmaya çalıştılar. Tabii sonuçlar sadece bizim açımızdan üzüntü verici olmadı yani. Tutanak sonucunu bize gönderirken telefonda ağlayan çocuklar vardı, gençler vardı, kadınlar vardı.
Başlangıçta çok büyük. Bakın biz her okulun önünde aynı zamanda bize cep telefonuyla sonuçları bize gönderen arkadaş. Cep telefonuyla hemen göre. Sandık okul önlerindeki sonuçlar gelince okul önlerinden gelen sonuçlarda biz %51 öndeyiz. Ve hepimiz sevindik %51. İşte ne zaman ki bu 1, 2 ve 3 numaralı en fazla 1, 2 ve 3 sandığın konulduğu yerlerden sonuçlar gelince baktık ki tablo bizim düşündüğümiz gibi bir tablo değil. Bir soru sorabilir miyim? Evet. Bir soru sorabilir miyim? Evet, çok para dağıttılar. Evet. Böyle bir dönemde, yani en zayıf olduğu dönemde yenemeyecekseniz iktidar olamayacaksınız. CHP ne zaman iktidar olacak? Bu bir yarıştır. Bir demokrasi yarışıdır. Biz çıtamızı yükselttik. Bir noktaya geldi. Ama bu kazandık mı? Hayır. Onu da altını özellikle çizmek isterim. Biz aynı zamanda toplumdaki kutuplaşmayı büyük ölçüde törpüledik. Ve toplumda yan yana gelmeyen, birbirine selam vermeyen kesimler yan yana geldi ve birbiriyle kucaklaştı. Biz pek çok sorunun çözümü için öncülük ettik. Elbette Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle beraber yaptık. Onların hakkını yemek istemem. Onlarla beraber oturduk, onlarla beraber çalıştık. Onlarla beraber demokrasinin ne kadar değerli olduğunu ve demokrasiyi savunmamız gerektiğini ifade ettik. Bütün bunların hepsi yapıldı zaten. Yapıldı. Evet, beraber. Bundan sonraki süreç bayrağı teslim alanlar elbette daha ileriye taşıyacaklardır. Yani bizim umutsuz olma gibi bir hakkımız yok. Öyle bir şey de yok yani. Umutsuz olacak bir sonuç da yok aslında. Tam tersi. Bayrağı teslim alanlardan kastınız efendim? Bayrağı teslim alanlardan kastınız ne? Bayrağı teslim alanlardan. Arkadaşlar buraya herhalde bayrağı il başkanları değişecek, ilçe başkanları değişecek, efendim örgütler kendiniz değişecek. Kendiniz için söylemediniz değil mi bunu? Herkes değişecek. Niye arkadaşlar? Yani hiç kimse kazığı çakacak hali yok yani. Bu örgüt yani Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bakar, ölçer, duygularıyla değil, aklıyla hareket eden bir partidir burası. Duygularıyla değil, aklıyla hareket eder. Bakacak, tabloya bakacak, nedir ne değildir. Şunu ben bütün vatandaşlarıma söylemek isterim. AK Partililer dahil. Söylesinler bakayım. Kılıçdaroğlu çalıştı mı, çalışmadı mı? Kılıçdaroğlu söylenmesi gereken her şeyi söyledi mi, söylemedi mi? Kılıçdaroğlu'nun ne eksiği var? Nerede yanlış yaptı? Söylesinler, bunu oturup tartışırız. Dolayısıyla olayı eğer kişi ekseninde düşünürseniz CHP'de böyle bir şey yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kişi eksenli bir parti değildir. Kurumsal kimliği vardır bu partinin. Bu partinin parti meclisi. Bakın bizim parti meclislerimiz diğerlerine benzemez. Biz de parti meclisinde çıkan arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na oturur. Çok rahat bir şekilde eleştirir. Ve ben eleştiren hiçbir arkadaşımın sözünü kesmem, bir saatte konuşsa sonuna kadar dinlerim. Çünkü peki, onun yaptığı eleştirinin olarak, ne kadar değerli olduğunu ben farkındayım. Kişisel olarak ne zaman devam, ne zaman tamam diyeceksiniz? Kişisel olarak açtık önünü. Kurultay'da aday Kurultay'ı açtık zaten. Kurultay'da aday mısınız Kemal Bey? Efendim? Kurultay'da aday mısınız? Aday olup olmamanın hiçbir önemi yok. Aday mısınız ama? Hiçbir, ben gidip de ben adayım demem. Aday gösterirlerse yani ben aday gösterirlerse. Bakın şimdi olayı, bakın bu kadar önemli bir olayı konuşuyoruz değil mi? Ama getirdik kişi nereye, gene kişiye getiriyoruz. Niye kişiye getiriyoruz? Hangi gerekçeyle kişiye getiriyoruz? Demokratik ülkelerde genelde siyasetçiler yarışı kaybettiğinde istifa yolunu düşünürler. O ayrı tabii, elbette. Yani o yüzden kişiye getiriyoruz. Elbette ama bunu bizim, bakın bir partimizin bir kurumsal kimliği var. Ben ne söyledim? Bizim için önce ülke gelir, Türkiye gelir. Sonra partimiz gelir. Üçüncü sırada genel başkanlar gelir. Genel başkan bugün olur, yarın olur, öbür gün olur, başka gün olur. İşin özü budur zaten. Ama efendim değişim. Bu da çok sık dillendiriyorsunuz. Değişim olsun, değişim olsun. Ya değişim olmayan bir hayat var mı? Hayatın her tarafında değişim var. Biz dillendirmiyoruz. Biz bakın efendim, ne yaptık? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dillendiriyor. Bakın ne yaptık tabii. Bakın ne yaptık biz? Önce parti meclisimizi topladık değil mi? Merkez yönetimimizi topladık. Meclis grubumuzu topladık. Burada değişiklikler yaptık. Değişim gözle görülür bir değişim. Yani kadınların daha fazla olduğu, erkeklerin daha az olduğu meclis grubuna bakın. Bizim merkez yönetim kurulunda yine değişiklikler oldu. Oraya da genç arkadaşlar, nitelikli arkadaşlar geldiler. Ama
Vay efendim işte bu değişim yetersiz. Elbette yetersiz biz değişim. Arkasından ne aldık? Arkasından kurultay kararı aldık. Kurultaya gideceğiz. Çünkü evet bir sonuç elde ettik. Evet bu sonuç beni tatmin etmiyor. Evet bu sonuç kazanamadık sonucudur. Gideceğiz kurultaya. Kurultaya oturacağız, anlatacağız. Belki benim bilmediğim ama bir başka arkadaşımın gözlediği bir olay vardır. Biz burayı ihmal etmişiz. Biz buraya da bakarız. Biz burayı da alırız, eleştiririz, bakarız. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir. Sıradan bir parti değildir burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde en sert eleştiriler çok rahat bir şekilde genel başkana karşı yapılır. Genel başkan onları büyük bir dikkatle dinler. Niye bunu eleştirdin? Niye sen beni eleştirirsin demez. Beni eleştirdin ben seni hemen ekarte edeceğim, partiden atacağım. Öyle bir şey asla olmaz. Asla bizde olmaz. Herkes usulü dairesinde sözünü alır. Her türlü eleştiriyi gayet yapar. Eksiğimiz, artımız varsa, tabii eksik bilgisi varsa tamamlarız onu. Söyleriz burada eksik var, işin doğrusu budur diye söyleriz. Onu da aktarırız kendilerine. Ama efendim milletvekili adaylarının, belediye başkanı adaylarının son değerlendirmede sizin onayınızdan geçmesi gerekiyor. Yani bir anlamda siz de tek adamsınız ve bu son Merkez Yönetim Kurulu değişikliğinden evet. sonra teşkilatları da kendinize bağladınız. Bu durumda siz lider olarak değişimin önünü açmazsanız, burada değişimden kastettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı evet. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun evet. liderlik konusundaki değişim mesajıdır. Bu kaybetme duygusuyla yaşayan seçmeni hangi motivasyonla ve hangi kazanma inancıyla yerel yönetim seçimlerinde sandığa götüreceksiniz? Şöyle ifade edeyim. Değişimin arzusu gayet güzel. Partinin merkez yönetimi değişti mi? Değişti. Partinin parti meclisi değişmiyor. Çünkü kurultaya bağlı, kurultaydan. Meclis grubunda değişiklik oldu. Meclis grubunda değişiklik oldu. Partinin diğer organlarındaki değişim genel başkanın iradesine bağlı değil. Merkez Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ve parti meclisinin bunu onaylamasına bağlı. Biz kongre kararını aldık mı? Aldık. Arkadan ne yapacağız? Parti meclisine sunacağız. Parti meclisi nasıl karar verirse o çerçevede hareket edeceğiz. Takvimi yaptık mı? Takvimi yaptık. Bu takvim gerçekten de hani böyle işi zamana yayıp uyutma falan yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Tam tersine sıkışık bir. En fazla 15 gün, en fazla 15 gün daha daraltabiliriz ama o da risk oluşturur diye yapamadık. Her şey yasalara uygun olarak yapıldı. Genel başkan seçimli bir kurultay mı olacak? Ben hala o cevabı alamadım. Olacak be. Ya olur mu arkadaşlar? 50 sefer söyledim. Ne dediniz? Söyledim. Genel başkan seçimli. Genel başkan da seçilecek. Başka kimse. Biz kurultayı niye yapıyoruz? Böyle bir tartışma efendim, var çünkü günlerdir efendim. Arkadaşlar o tartışmayı yapanlar ya siyasi partiler yasasını bilmiyorlar ya bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımlıyorlar. Ön yargıyla siyaset yapılmaz. Ön yargıyla soru sorulmaz. Yani soru nasıl sorulur? Kurultayı yapıyorsunuz. Ne? Seçimli kurultay bu. Parti meclisi seçilecek. Genel başkan seçilecek burada. Disiplin kurulu üyeleri seçilecek. Bunların hepsi olacak zaten. Bir de genel başkansız seçim var. Yani genel başkan, o da galiba belli bir siyasi partiler yasası onu öngörüyor. O çerçevede yapılıyor. Bu seçim genel başkanın da seçileceği bir seçim. Adayların, üyelerin katılacağı efendim? Ön seçimle belirleyeceksiniz. Ön seçimle belirlenecek değil mi adaylar? Şimdi bakın şunu da ifade edeyim. Eğriye eğri doğruya doğru. Halkıma her zaman doğruları söyledim. Tüzükten rahatsız mısınız? Evet tüzükten rahatsızım. Ben daha önce kurultay yaptık, tüzük kurultayı yaptım. Tüzük kurultayında dedim ki iki şey yapalım. Aktif üye, pasif üye diye ayıralım üyelerimizi. Aktif üye düzenli her ay parti aidatını ödeyen üye olsun. Pasif üye partimizin üyesi, partimizin sempatizanı ama aylığını ödemiyor. Yani aidatını ödemiyor. Dolayısıyla partinin milletvekilini seçecek olan kişi aktif üye olsun. Benim bu partiyle bir aidiyetim var. Her ay gidiyorum, aidatımı ödüyorum. O zaman milletvekilini seçiyorsan kardeşim bana danışacaksın. Bunu kurultaya kabul ettiremedim. Kurultay bunu reddetti.
kurultayı reddettiği için ön seçim her zaman bizim anladığımız anlamda sağlıklı bir seçim olmuyor. Niye olmuyor? Bir yere bakıyoruz. İl başkanı gitmiş, bütün akrabalarını partiye üye kaydetmiş. Bağırıyor illa ön seçim olsun. Yapıyorsunuz zaten onun dışında başka birisinin çıkma şansı yok. Benim yapmak istediğim neydi? Benim yapmak istediğim partiye aidiyeti olan, bağlılığı olan, düzenli aidatını ödeyen kişi o zaman o milletvekilini gelsin seçsin. Desin ki bir dakika bu parti benim partimdir ve ben bu partiye milletvekilini seçerken dikkatli bakacağım. Bir, özgeçmişine bir bakacağım. Parlamentoda ne kadar seviliyor mu sevilmiyor mu ona bakacağım. Artı toplumdaki konumu nedir bakacağım ve ona gidip oyumu vereceğim. Bu geçmedi. Üzülerek ifade edeyim, geçmedi. Hala bunu inşallah geçireceğiz. Çünkü o dönem reddedenler bugün diyorlar ki keşke biz onu geçirseydik. Şimdi bunu inşallah eğer kurultayda tüzüğe bunu da getireceğiz. Yine toplum yani partinin önüne koyacağız, delegelerin önüne koyacağız. Diyeceğiz ki gelin buna oy verin. Dolayısıyla aktif üye ama düzenli aidat ödeyen, onun da altını özenle çizeyim. Çünkü bizi dinleyen şu anda Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım da var. Düzenli her ay aidat ödeyen ön seçimde oy kullanacak. Yoksa olacak. Hani böyle milletvekili tam seçimi sırasında gel bütün aidatlarını ben şimdi ödeyeyim 3 senelik aidatı gel oy kullan. Hayır. Düzenli her ay. Ben nasıl ödüyorum? Bankaya talimat verdim. Kredi kartımdan her ay banka CHP'nin şeyine yatırıyor parayı. Hesabına yatırıyor parayı. Efendim, hani böyle gidip makbuz kesme dönemi de bitti bu, artık. Bu açıklıkla tekrar bir yeniler misiniz? Siz aday olacak mısınız? Olmayacak mısınız? Yani bu sonuçta sizin vereceğiniz bir karar. Ben çıkıp ben adayım demem. Size aday gösterirlerse. Anlatamıyorum galiba. Ben bugüne kadar hiç çıkıp ben adayım demedim. Bu partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağı, kimi seçip seçilmeyeceği onlar karar verecektir değerli arkadaşlarım. Bu parti bir kişinin partisi değildir. Bu partide bir kişinin hegemonyası söz konusu değildir. Evet, ama ve bu partide herkes var. Altını bir daha çizeyim. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir. Ama efendim parti Sayın Muharrem İnce aday oldu ama bu delege yapısıyla herhangi bir başarı gösteremedi ve siz seçildiniz tekrar. Yani bu delege yapısıyla siz değişimin önünü, liderlik konusunda değişimin önünü açmazsanız, bu partide, yani sizden sonra gelecek kişiye el vermezseniz, niye vermeyeyim? Siz hayır, niye vermeyeyim? Kurultay yine sizi seçer efendim. Hayır efendim. Bu delege yapısıyla. Hayır efendim. Sayın Muharrem İnce'nin katıldığı seçimde bunu gördük. Bakın, bu partinin bir sağduyusu vardır. Bu partinin bir sağduyusu vardır. Bu parti sıradan bir kişiye gelip genel başkan seçmez. Bunun altını bir sefer özenle çizmek gerekiyor. Delege dediğimiz kişi de sıradan bir insan değildir. Partinin kültürünü bilen, partinin tarihini bilen bir kişidir. Böyle ben çıktım, ben aday oldum, gel bana oy ver. Hayır, öyle bir kural yoktur burada. Öyle bir kural da geçerli değildir. Parti 100 yıllık geleneği olan bir partidir. Sıradan bir parti değil. Siz işaret ederseniz o delege seçer ama efendim. Şöyle, bakın ben meclis grubuna seçimler de vardı. Bana sordular kime oy verelim diye. Bana sorarsanız o zaman bu seçim olmaktan çıkar. O zaman ben tercihimi koyayım siz oy verin dedim. Ben bu kadar da duyarlı davran. Siz kalkıp da bütün delegelere... Efendim gel bana oy ver şunu ver. Hayatımda şu ana kadar hiçbir delegeye telefon edip gel bana oy ver demedim ve demem de zaten. Benim ne kitabımda yazar bu ne benim ahlakımda ne erdemimde yazar. Delege gelir kimi arzu ediyorsa seçer. Ha şimdi ben eski delegelerle yani şu anda var olan delegelerle seçim yapsaydım diyeceklerdi ki bak işte bunlar zaten Kılıçdaroğlu'nun delegeleri geldi zaten o seçilecek. Ben kurultay kararı aldım. Buyurun herkes çalışsın. Aday olanlar çalışsınlar. Siz çalışmayacaksınız ama tabii öyle anlıyorum. Hayır efendim. Hayır efendim gitsinler çalışsınlar de. Muharrem Bey de çalıştı, diğerler de çalıştı. Giderler çalışırlar anlatırlar neyi nasıl yapacaklarını anlatırlar söylerler. Olur kurultay insanlar çıkarlar bir yarış olur yarış içinde birileri kazanacak. Siz toplam oyları %2'yi
bile bulmayan dört partiyi listelerinizden milletvekili seçtirerek 38 milletvekili çıkarmalarını sağladınız. Örneğin İzmir'den Demokrat Parti 2, DEVA 1, bir parti daha, evet. Yani Millet İttifakı bileşenleri 4 milletvekili çıkardı. Bunların 3'ü İzmir'le alakası olmayan kişiler. Dolayısıyla sizin bu partileri böylesine çok sayıda milletvekili çıkartabilecek şekilde desteklemenizin bir bakıma Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı desteklemeleri için bir ikram şeklinde değerlendiriliyor kamuoyunda. Buna ne diyorsunuz? Güzel. Önce şuradan başlayalım. Şöyle ifade edeyim. Sonuçta bizler iki büyükşehir belediye başkanımız da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sisteme katıldılar mı? Son aşamada. Katıldılar. Mitinglere katıldılar mı? Katıldılar. Beraber yaptık mı? Beraber yaptık. Çalışmaları yürüdüm. Çalışmalar yürüdüm. Eğer onlar olmasaydı biz kaybetseydik belki dediğinizin bir haklı gerekçesi olabilirdi. Ama onlar vardı zaten. Burada bir şey. Siz neden aday oldunuz diye bana soruyorsunuz. Her zaman söyledim. Ben hiçbir zaman ben adayım diye demedim. Masada da demedim. Ama adayların altyapısı şöyle oluştu. Bir yıldır 6 lider çalışıyor. Ve bir yıldır biz birbirimizi tanıyoruz. Ve bir yıldır bir ortak mutabakat metni hazırladık. Ve bir yıldır hangi liderin hangi konuda duyarlı olduğunu da biliyoruz. Yeni gelecek birisinin o duyarlılığı ne kadar kavrayacağı konusunda masada da sorun çıktı. İçimizden birisi olsun dendi. Olur, içimizden birisi olsun. Hiçbir zaman arkadaşlarımı ne reddettim ne bunları yapamaz dedim. Tam tersine masanın iradesine her zaman saygı gösterdim. Gelelim sizin sorunuza Uğur Bey. Çok özür dilerim. Oraya geçmeden şunu sorabilir miyim? Toplamda oyları %2 ile 3'ü bulan 4 liderin onayıyla aday olmak demokratik bir şey midir Kemal Bey? Demokrasi dediğiniz olayı anlatacağım şimdi. Demokrasi dediğiniz, siz %2-3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım, onlar kaç diyorlar? Onlar zaten CHP'nin yarısını biz aldık diyorlar. Yok. Yani %25'in 5'i bizim öyle demiyorlar. Öyle demiyorlar. CHP'nin neredeyse o yok. Yani şimdi bakın. %5 diyorlar. Soru soruyorsunuz, eyvallah. Ama yani abartarak sorun. Abartarak sormayın yani. %5 dedi. Evet, evet. Onlara göre 5 olabilir. 7 de olabilir, 1 de olabilir. Sonuçta bu şu anda elimizde böyle bir ölçü yok. Böyle bir veri yok elimizde. Sonuçta geldiğimiz nokta şudur. Yani ilk toplantıda söyledim. 6 liderin ilk toplantısında bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Ve yine pek çok yerde ifade ettim. Arkadaşlarımla konuşurken de ifade ettim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay artık bir parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay artık bir Türkiye olayıdır. Eğer olayı bir Türkiye olayı olarak görmezseniz o toplumsal birlikteliği sağlayamazsınız. %1 bile olsa, %1 bile olsa o toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Olayı eğer siz demokrasi ekseninden, bir Türkiye ekseninden çıkarıp bu olay bir parti olayıdır derseniz zaten böyle bir masaya ihtiyaç yok. Her parti zaten gider seçime katılır, şöyle veya böyle yol açar, yolunu yürür gider. Biz olayı az önce ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin temel taşlarından birisidir. Cumhuriyeti kuran, demokrasiyi getiren, her türlü özveride bulunan bir partidir. Bu özverinin temel kaynağı Cumhuriyet Halk Partisi olmak zorundadır zaten. Eğer bu özveriyi vermiyorsanız siz, özveride bulunmuyorsanız siz, zaten demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. Yani sadece benim demektir. Oysa öyle bir noktaya geldik ki sadece benim demek yetmiyor. Biziz demek gerekiyor ve beraber olmamız gerekiyor. Benim Saadet Partisi ile, DEVA ile, Gelecek ile, Demokrat Parti ile, beraber olmam, İyi Parti ile beraber olmam, İyi Parti ile oturup konuşmam ve
var olan sorunları masaya yatırmam, iç politikada, dış politikada, ekonomide, efendim eğitimde, diğer alanlarda neler yapacağımız konusunda bir görüş birliğini sağlamam demokrasimiz açısından olağanüstü bir şey. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir. Biz bunu neden küçümsüyoruz? Dolayısıyla milletvekili, evet, milletvekilleri verdik, evet, onlar da çalıştılar, biz de çalıştık. Sonuçta ben şimdi onların ayrıca parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Nasıl olacak? Gelsinler bir araya, grup kursunlar. İstiyorum, bir grup kursunlar. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Çünkü parlamentoda onların varlığının olması, söz hakkı istemeleri, meclis kürsüne çıkmaları, grup olarak meclis kürsüne çıkmaları, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemlidir. İzmir'le ilgili bir öz eleştiri yapıyor musunuz efendim? Çünkü ben 6 yıl yaşadım İzmir'de. Biliyorum ki İzmir Cumhuriyet'in kalesi bir kalesidir. Kentimiz. Ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %2 oranında azaldı. Oysa bu seçimde bir patlama yapılması bekleniyordu. Evet. Ama dışarıdan sizin listenizde de iki kişi örneğin İstanbul'dan geldiler. Evet. Adeta paraşütle İzmir listelerine girdiler ve İzmirliler buna tepki gösterdiler. Birisi siz, zaten İzmirli ama İstanbul'da yaşıyordu bizim Gökçe Hanım. Dört milletvekili de İzmir'de. Evet. Yine Cumhuriyet Halk Partisi listesinden, evet, ama Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinden çıktı. Bu bir öz eleştiri gerektirmiyor mu? Az önce baktığımız çerçevede yani buradan İzmirlilere bir sefer şükran borçluyum. Gerçekten İzmirliler partiye de sahip çıktılar. Ve bizim beklediğimizin üstünde olmasa dahi güzel bir sonuç elde ettiğimizi ifade etmek isterim. Güzel bir sonuç. Milletvekili listeleri olmasa bile Cumhurbaşkanlığı seçiminde güzel bir sonuç ortaya çıktığını ifade etmek isterim. Şöyle ifade edeyim. Biz şimdi elbette ki var olan talep çerçevesine ya da anlaştığımız çerçevede milletvekillerini biz önce üç parti acaba kendi aralarında anlaşıp tek bir listeyle girebilirler mi? Bunun da çalışması yapıldı ama orada bir sonuç alınamayınca biz kendi listelerimize alalım, buradan seçime girelim diye düşündük ve demokrasi için bunun ne kadar önemli olduğunu da ifade ettik. Demokrasiyi kuran bir partinin demokratik talepleri göz ardı etmesi veya onları görmezden gelmesini asla doğru bulmadım. Ve biz onları aldık. Evet, onlar şimdi parlamentodan seçildikten sonra da genel başkanlara telefon ettim. Dedim ki seçildiler bizim CHP listelerinden. Arzu ederlerse kendi partilerin isimleri okunsun yemin töreninde partimizden ayrılabilirler. Dilekçe örneğini de gönderdik kendilerine. Partimizden ayrılıp kendi isimleri, kendi partilerin isimleriyle kürsüye çıkıp yemin etsinler. Bu demokratik gelenek açısından da son derece değerlidir ve önemlidir diye. Bakın Uğur Bey, siz duayen bir gazetecisiniz. Teşekkür Dolayısıyla olaylara yaklaştığınızda bütün eleştirel bakıyorsunuz ama biz de bunlara yanıt vermeye çalışıyoruz. Ama gerçekten demokrasiyi içselleştiren bir parti olarak biz bu tür olaylara olumsuz bakamayız. Olumlu bakmak zorundayız. Çünkü demokrasi güçlendikçe, farklı düşünceler parlamentoda ifade edildikçe o zaman Türkiye geleceğe çok daha güvenli ve daha güçlü bakabiliyor. Bütün bakış açım bunun üzerine inşa edildi. Sizin her türlü soruya açık bir yapıya sahip bulunduğunuzu, evet, biliyorum ve bu nedenle şimdi bu soruyu size yönelteceğim. Meslektaşımız Fatih Altaylı, evet, CHP'de milletvekilliği yapmış, duayen olarak kabul edilen bir diplomat ağabeyiyle konuştuğunu ve onun kendisine aynen şunları söylediğini yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu bir dış projedir. Kazanmamak için kendisini aday gösterdi. İstifa etmez. Çünkü işi bitmedi. Yerel seçimleri kaybettirmeden bırakmaz. Aynen böyle yazdı. Ayrıca bir başka meslektaşımız da sizin AKP'yi iktidarda tutmak, Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarıya atıp ikinci cumhuriyetçileri, siyasal İslamcıları, Kürt milliyetçilerini, Liboşları, cemaatçileri, soykırımcıları
ve tescilli ajanları, Sorosçuları monte etmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığını sürdürdüğünüzü öne sürdü. İkinci eleştiriye yani çok ciddi alınacak bir şey değil. Önce onu ifade edeyim. Ama Sayın Altaylı duayen bir gazetecidir. Evet. Dolayısıyla onun söylemini izin verirseniz ciddi alarak ifade edeyim. Estağfurullah. Asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir genel başkan bir dış proje olamaz. Parti bunu asla izin vermez. Erdoğan kazandığında kim memnun oldu? Macar lideri değil mi? Memnun oldu. Bütün Avrupalılar memnun. Neden? Ben geri kabul anlaşmasını yürürlükten kaldıracağım dedim. Yani siz Suriyelileri getirdiniz, başımıza bela ettiniz. Beyler siz rahat edin diye Suriyelilerin bütün cefasını biz çekeceğiz. Siz de oturacaksınız Avrupa'da, sefasını çekeceksiniz. Erdoğan'ın kazanmasına en çok onlar memnun oldu. Ben nereden dış güçlerin adamı oluyorum? Akıl var, mantık var. Ayrıca biz Kuvayi Milliye geleneğinden gelen bir partiyiz. Öyle dış güçlerin adamı olmak, dış güçlerle falan bir araya gelmek, oturmak, konuşmak. Dış güçlere teslim olan kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Papazı götürüp teslim eden odur, ben değilim. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıran odur, ben değilim. Burada Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen kişi, gazetecinin davasını bizim yargıyı ayaklar altına alarak, Türkiye'nin itibarını ayaklar altına, Türkiye'nin egemenlik gücünü ayaklar altına alarak götürüp teslim eden odur. Atatürkçüleri tasfiye ettiğiniz konusunda sizi eleştirenler bu dönemde ağır bedeller ödemiş ve Atatürkçü kişilikleriyle ön plana çıkan Sedef Kabaş ve Canan Güllü'yü de listelere dahil etmemenizi bir örnek olarak söylüyorum. Bakın bu eleştirilebilir ama Atatürkçülük konusunda hiç kimse bize bir şey söyleyemez. Bu ülkenin genelkurmay başkanı tutuklanıp hapse atıldığında onu gidip ziyaret eden kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Niçin? Bu orduda, bizim ordumuzda, şanlı ordumuzda, üstüne toz kondurmadığımız bir orduda genelkurmay başkanlığını kumpas sahaları içeri atarsanız ona sahip çıkan kişidir Cumhuriyet Halk Partisi. Biz böyleyiz. Bizim Atatürk'ten, Atatürkçülükten kopmak gibi bir şeyimiz zaten olamaz. Ne tarihimizde ne dokularımızda böyle bir şey yoktur. Ama günün 24 saati Atatürkçülük demek de doğru değil. Atatürkçülüğü şöyle anlarım. İki temel ilkesi vardır Atatürkçülüğü. Bir, Mustafa Kemal Atatürk der ki özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bitti. Yani bu siyasal özgürlüktür, siyasal bağımsızlıktır. Ben bayrağımın altında hiçbir gücü tanımam, önünde eğilmem ve ben bağımsızlığımı sağlarım. İkincisi de yine Gazi Mustafa Kemal'in çok önemli, o da yine kendi sözüdür. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Bugün enerji konusunda siz bir başka ülkeye %40-60 arasında bağımlıysanız sizin ekonomik bağımsızlığınız yoktur. Siz eğer 5-10 bin dolar, bilmem kaç milyon dolar para almak için gidip de yabancıların kapısını çalıp dilencilik yaparsanız sizin ekonomik bağımsızlığınız yoktur. Bunu savunan ve bunu eleştiren tek parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kimse bize o konu, o kim söylemişse onun gerçek anlamda bir diplomat olduğuna da ben inanmıyorum. Bir diplomat asla bunu söyleyemez. Bedri Baykan geçmişte genel başkanlığa aday da olmuştu. Evet. Kendisi dijital çağın da gereklerini düşünerek adeta bir tüzük devrimi niteliğinde bir tüzük taslağını size teslim etmiş. Evet. Bu klasik parti yapılanması, klasik delege yapılanmasının dışına taşılarak hem üye sayısını çoğaltabilecek hem de dijital teknolojiden yararlanılarak halkın, seçmenin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerin genel iradesiyle delegelerin, milletvekili adaylarının, evet, belediye başkanı adaylarının belirlenmesi daha demokratik olmaz mı efendim? Olabilir. Keşke yapabilsek. Hatta mesela geçen bir arkadaşımız... Nedir elinizi bağlayan? Parti tüzüğünden geçirmemiz lazım. Partinin bunu kabul etmesi lazım. Yani dediğim gibi
Şöyle bir algı var. Erdoğan ne diyorsa oluyor. Ama orası tek adam partisi. Orada parti yok aslında. Ama bir kişi var. Ama CHP öyle değil. Lazım efendim. CHP öyle değil. Ama ben söylerim kabul edilmez. Demokratikleşmeye kimsenin hayır dememesi lazım. Şimdi bakın bir başka gerçeği daha söyleyeyim. İnternet üzerinden üyeliği tam 3 yılda bu partiye kabul ettirebildim. Tam 3 yılda. Ya internet üzerinden üye olsun partiye. Tabii. 3 yılda. Efendim olmaz. Nasıl bir dirençle gerekçe, karşılaştınız? Tabii ben de sadece buna odaklanmıyorum. Yani bir sürü iş var tabii ama söylüyoruz. Gerekçeler söyleniyor, sakıncalar söyleniyor, şu söyleniyor. Sonunda ya evet internet üzerinden üye olunabilir ve bu kabul edildi. Hem genç üyelerin sayısı artar. Genç üyeler çünkü gençler internet üzerinden evet. üye oluyorlar. Biz onlara kart gönderiyoruz belli şeyler. Şimdi belli alışkanlıkları değiştirmek, burası kurumsal dediğim gibi köklü kurumsal gelenekleri olan bir parti. Yani burası böyle AK Parti gibi Erdoğan şunu söyledi, öğleden sonra bu oldu değil. Oturulur, tartışılır, konuşulur, artısı, eksisi. Zaman alır mı? Evet zaman alır ama sonuçta bu partinin bir kurumsal yapısı var. Ve biz o kurumsal yapıyı tahrip etmeden, çünkü sizin her dediğiniz olursa parti parti olmaktan çıkar. Az önce de ifade ettim. Parti meclisinde veya milletvekili grubunda eleştirenlerin sözünü asla kesmem. Bunlar zaman dilimine de bakmam. Rahatlıkla eleştirilerini yaparlar. Niçin? Herhalde bir şey var yani eleştiri yapıyorsa. Haklı tarafı vardır yani. Sonuçta dinleriz. Dinlemek zorundayız. Böyle bakarım olaylara. Altını bir daha çizeyim. Erdoğan'ın ahlaki meşruiyeti yoktur. Dolayısıyla siyasi meşruiyeti de yoktur. Efendim sorularımıza samimi olarak cevap verdiniz. Sizinle çok röportaj yaptım. Hiçbir evet. zaman bu söyleşiler başlamadan önce soruları öğrenmek gibi bir gayret içinde yok. Olmadınız. Evet. O nedenle size teşekkür ediyorum. Biraz gülümseterek ben şahsen sorumu evet. bitirmek istiyorum. Müjdat Gezen'den geliyor bu soru çünkü. Ne olacak CHP'nin hali? Bu soru her zaman bu soru her zaman sorulur. Buradan Müjdat Bey'e de gerçekten bizim sanat dünyamızın abidelerinden birisidir. Evet. Hakkını yememek lazım. Olağanüstü bir insan. CHP'nin hali her zaman iyiye doğru gidecektir. Zaman zaman aksaklıklar olmuştur. Bu parti kapatılmıştır. Mal varlıklarına el konmuştur. Genel başkanlarına linç girişimlerinde bulunulmuştur. Rahmetli İsmet İnönü taş atılarak kafası evet. yarılmıştır. Bütün bunların hepsi olmuştur ama sonuçta haktan yana, hukuktan yana yoluna devam etmiştir. Bu şu anlama gelmesin yani her şeyi mutlaka biz %100 doğru yaptık. Hayır yani yanlışlarımız da olmuştur, eksikliklerimiz de olmuştur. Sonuçta insanların hataları olabilir, eksiklikleri olabilir, kusurları olabilir. Ve dolayısıyla bu kusurlar yönetime de yansıyabilir, eksiklikler yönetime de yansıyabilir. Bütün mesele bunları olgunluk içinde kabul etmek ve yola devam etmektir. CHP'nin kurumsal kimliği zaten sizin fazla yanlış yapmanıza da izin vermez. Hemen gelirler, eleştirirler, yerden yere vururlar. Sakın bunu bir daha yapma derler. Biz de ona uyarız. Efendim.